Saatlerimiz 10 oldu. Yeni saatte gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bültenin başında bir kez daha canlı canlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Rumların baskı, zulüm ve katliamlarına maruz kalan Kıbrıs Türklerini kurtarmak ve adaya huzur getirmek için 20 Temmuz 1974'te, bundan 50 yıl önce adaya çıktılar ve barış harekatını gerçekleştirdiler. Törenler gerçekleşecek bugüne özel ve o töreninde TV100 muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'la birlikte TV100 editörü Betül Aras takip ediyor. Merhaba bir kez daha Ozan, sözü sana bırakıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Lefkoşa başta olmak üzere Kıbrıs'ın neredeyse her kentinde kutlamalar, anma törenleri gerçekleşiyor. Tabii bu yıl biraz daha geniş katılımla gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Kıbrıs'ta oldukça sıcak da bir hava var, ancak bu sıcağa rağmen Kıbrıs da bütün sokaklar bir bayram havasıyla, Türk bayraklarıyla bezetilmiş, donanmış durumda. Vatandaşlar sokakta, hepsinin elinde bayraklar var. Çok coşkulu da bir hava var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Lefkoşa'ya geldi ve şu an için ilk tören alanı Atatürk Anıtı'nda çelenk bırakma yapılacak. Özel defter imzalanacak. Birkaç dakika içinde başlayacak. Betül, hemen sana dönmek istiyorum. Bir önceki saat diliminden bu yana burası biraz daha kalabalık, biraz daha hareketli. Hazırlıklar tamam. Ne düşünüyorsun hazırlıklarla alakalı? Her yerde elbette Türk bayrakları var. Kıbrıs bayrağı var. Azerbaycan bayrağını görebiliyorum. Evet. Onlar da burada. Türk milleti için önemli bir gün. Coşkulu da bir kutlama havası var. Senin izlenimlerin neler? Atatürk Anıtı'na doğru da gidişler başladı bu arada. Heyetin, liderlerin gidişi, ilk tören artık dakikalar sonra başlayacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Arkamızda protokol alanını gösterelim dilersen izleyicilerimize, hem de İstanbul'daki ekiplere. Şöyle çekilelim biraz. Arkadaşlarımız, kameraman arkadaşım Uğur abi de bize göstersin. Evet, arkamda gördüğünüz noktada aslında buraya gelen heyet bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer katılan liderler orada yerini alacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldikten sonra ve yine ilk Atatürk Anıtı'ndaki törenler bittikten sonra buraya gelecek heyet. Aslında tüm muhalefet liderleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi o Atatürk Anıtı'nın olduğu noktadalar, burada olan heyet. Tabii Azerbaycan'dan da heyetler var, onları da görmüştük. Yine Başbakan, Dışişleri Bakanı, onlar da burada olacaklar, onu da söylemekte fayda var. Az önce bayrağı gördüm demiştin, oradan aklıma geldi, onu söyleyeyim. Burada coşku hakim, sen de görüyorsun. İleride orkestra ekibi de var, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Burada bir yürüyüş düzenlenecek, gazilerimiz burada, 174 gazinin burada olduğunu ifade edelim. Madalyalarını takmışlar, kıyafetlerini giymişler ve gelmişler. Hemen arka noktamızda, yayın yaptığımız noktanın hemen arkasında onlar da törenlerin başlamasını bekliyorlar. Ellerinde Türk bayrakları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla aslında burası törene hazır. Resmi geçit törenine hazır Ozan. Sen gaziler de görüyorsun. Gaziler de hazır. Gazilerimiz de hazır. Çok şıklar öncelikle. Çok, gerçekten çok onu şıklar. Onu söyleyelim. Çok şıklar. Hepsi madalyalarıyla birlikte buradalar. Onlar da çok heyecanlı, mutlular. O günü ilişkin 1974, 50 yıl önce 20 Temmuz'da Kıbrıs'a ayak bastıklarında, barış harekatı için, Ayşe tatile çıksın koduyla Kıbrıs'a barış getirmek için buraya geldiklerinden yana tam 50 yıl geride kalmış, ama heyecanları aynı. O günü dün gibi hatırlıyorlar ve aynı şekilde de aktarıyorlar. Biz de Betül'le dünden bu yana elbette çok sık konuşma fırsatı bulduk onlarla. Yaşadıklarına ilişkin, hissiyatlarına ilişkin. Çünkü Türk milleti için elbette çok önemli bir gün. Onlar için apayrı bir yeri var. Burada yaşadıklarıyla elbette sabit. Bugün tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini de heyecanla bir bekleyiş vardı. Çünkü hem anma töreni 50. yıl olması dolayısıyla daha bir önemi var elbette, ama bugün verilecek mesajlar da önemli olacaktır. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çelenk bırakmanın ardından
özel defteri imzalayacak ve devlet erkanıyla birlikte buraya doğru gelecekler. Şu an itibariyle tören başladı. Atatürk Anıtı'na ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Atatürk Anıtı'nda çelenk bırakacak, özel defter imzalanacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından da buraya yürüyüş olacak. Bulunduğumuz bu noktada törenlerin tamamlanacağı nokta 1,5 kilometrelik bir mesafe ve bu yol yürünecek. Aynı zamanda askeri geçit töreni de yine bu noktada olacak. Tüm güzergah boyunca hazırlıklar tamamlandı ve şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk bırakıyor. Ekranlara da yansıyordur diye tahmin ediyoruz. Atatürk Anıtı'na çelengini bırakıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk olarak çelengi bıraktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu an çelengi bırakıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından özel defteri imzalanacak ve buraya doğru yürüyüş başlayacak ve burada da hitaplar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ersin Tatar burada mesajlarını verecek. Bugün verilecek mesajlar önemli. Ne gibi mesajlar beklersin Betül? Tabii Kıbrıs'ın önemiyle ilişki, Akdeniz'deki son gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yansımaları ve elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça dile getirdiği Kıbrıs'ın tam anlamıyla tüm dünya tarafından tanınması. Ne söylemek istersin? Yani şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bazı haklardan mahrum bırakıldığını biliyoruz. Burada da konuşuyor, Kıbrıslılar konuşuyor ve kendilerine o hakların verilmesini istiyor. Yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrı gibi buradaki vatandaşlar da tanınmak istiyor. Özellikle bazı engellemeler konulduğunu söylüyor. Dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları vardı. Bize ambargo uygulanıyor dedi. Ticaret noktasında ambargolar uygulanıyor dedi. Biz bunların kaldırılmasını talep ediyoruz dedi Ersin Tatar ki bu noktada aslında... Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Şimdi ticari ve siyasi engellemelerin yanı sıra insani de bir engelleme var. Bugün birlikte rastladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı biri anlattı. 74 yılı sonrası doğumlu olanlar yani öncesinde burada doğmamış olanların Türkiye'den buraya gelenler aynı zamanda evet Rum kesimine gidemediği noktasında bir engelleme var. Yani burada Barış Harekatı'ndan sonra 50 yıl geride kalmış olsa dahi çözülememiş hala tabii ki siyasi diğer kapsamlı sorunlar vardı ama insani de bir problem var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında bir noktada değindiği bu krizin tam anlamıyla çözümü noktasında değil mi? Aynen öyle anlattığın gibi oldu. Dediğimiz gibi yani şu şimdi mesela Türkiye'den buraya yaşamaya gelenler ya da 1974'ten sonra doğanlar ya da öncesinde doğanlar Rum kesimine geçemiyorlar. Bir engel var. Almıyorlar hiçbir şekilde. Yani buradaki vatandaşlar bundan şikayet ediyor. Yani Rum kesimine geçebilmeniz için burada doğmuş olmanız gerekiyor. 1974'ten sonra doğmuş olmanız gerekiyor. İşte aslında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bahsettiği insani boyutu da bu. Bazı ambargolar uygulanıyor bize diyor. Yani ticaret olsun yine böyle tanınma anlamında bir dizi ambargoların uygulandığını ifade ediyor ki her konuşmasında bunu da ifade ediyorlar. Şimdi bugünkü mesajlarda da aslında biz buna dönük de 50. yıl özelinde buna dönük de mesajlar verilmesini elbette beklediğimizi ifade edelim. Ki verilecek mesajlar da burada önemli olacaktır. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. Sadece Türk basını yok, yabancı basını da takip ediyor buradaki bu törenleri ve o yüzden verilecek mesajlar bir hayli önemli. Yapılacak açıklamaları biz de elbette burada dinleyeceğiz. Bakalım nasıl mesajlar verilecek. Hemen hemen nasıl mesajlar verileceğini az çok tahmin ediyoruz da yine de dinleyeceğiz bakalım. Ersin Tatar nasıl bir talepte bulunacak? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya buradan bir kez daha ne çağrı yapacak? Hepsini tek tek dinleyeceğiz ilerleyen saatlerde. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan anıt defterini de imzaladı. Tahmin ediyoruz ki birkaç dakika içinde buraya doğru yürüyüş olacak. Tabii verilecek mesajlar önemli ama aslında Türkiye bir anlamda henüz daha sesleniş olmasa da bir kuvvetli bir mesaj vermiş gibi de gözüküyor. Neden? Çünkü yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan değil ya da Cumhur İttifakı değil MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bugün burada olması bekleniyor ama Türkiye'de ana muhalefet ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın birlikte burada bu kuvvetli mesajları yan yana veriyor olması da, bu 50. yıl anma törenine birlikte katılıyor olması da aslında uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin kararlılığı ve bir mesajı olarak da şimdiden algılanmış durumda. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada altını çizeceği başlıklar, satır araları da önemli olacak. Şimdi tabii birkaç dakika kaldı artık, çünkü o noktadaki de tamamlandı tören. Orada özel defter imzalandı. Askeri geçit töreniyle birlikte de buraya doğru hareket olacak. Şimdi dün Ersin Tatar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmüştü ki keza bugün buradaki törenler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşmesi olacak Ersin Tatar'ın, ama dün Ersin Tatar'ın yaptığı bir açıklama vardı o görüşmede. Dikkat çeken açıklamaydı. Türkiye'nin garantör olarak buradan çekilmesinin çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Yani burada Türk varlığını garantör olarak bulunmasından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok memnun. Ersin Tatar da bunu ifade etti. Yani Türkiye'nin garantör olarak buradan çekilmesi çok tehlikeli dedi. Bu mesajı verdi dün. Yani bu bir aile önemliydi. Eşit ulusal çıkarlarımız temin edilmeden masaya oturmayız diyor. Yani bir masa kurulsun talebi var. Belli haklar istiyorlar ama eşit haklar da istiyorlar aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşte bugün burada o mesajların verilmesini de bekliyoruz yani hep birlikte burada. Çünkü verilen mesajlar dünden bu yana bunu gösteriyor bize. Mesela Ersin Tatar geçmiş dönemde oturulan masaları da hatırlattı. Yani öyle bir masa istemiyoruz. Biz eşit şartlar istiyoruz, tanınmak istiyoruz ve önümüzdeki ambargoların kaldırılmasını istiyoruz diyor Ersin Tatar. Garantör ülke olma noktasında bir bilgi notu da paylaşalım. Garantör ülke olması Türkiye'nin aslında çok daha eskiye dayanıyor. 1960 Zürih Anlaşması'na göre Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık burada garantör ülkeydi. Zaten 1974'te burada yaşanan darbeden sonra buradaki Türk halkının can ve mal güvenliğinin temini için Türkiye Cumhuriyeti bir barış harekatı düzenledi. Burada Türklerin can ve malını korumak için gerçekleşen bir barış harekatıydı. Zaten burada verilen mesajlar da öyle. Buraya katılan tüm gaziler de aynı şeyi söylüyor. Biz barış getirmek için geldik diyorlar ve barışı da burada temin ettiler. O günden bugüne bazı siyasi çözülememiş meseleler olsa da burada barışı sağlayan harekat gerçekleşmiş oldu. 50 yıl geçti. Tabii kalan siyasi meselelerin çözümü için de elbette bu törenler oldukça büyük önem taşıyor. Buraya doğru da sanıyorum bir hareket yavaş yavaş oluyor. Betül, oradaki programda tamamlandı. Buraya doğru yürüyüş gerçekleşecek. Öğrenciler hazırlıklarını tamamladı. Biz buraya ilk geldiğimiz zaman öğrenciler prova yapıyorlardı. Ellerinde bayraklarla birlikte. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz protokolde liderler yan yana oturacaklar. Ve buradaki törenin ardından da hitapları gerçekleşecek. Ersin Tatar da konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada mesajlarını verecek. Tabii burada noktalanmayacak. Onu da belirtelim. Burada liderlerin vereceği mesajlar oldukça kritik. Programın hemen ardından da burada biraz daha program kısa sürüyor. Coğrafi nedenlerden dolayı. Kıbrıs'ta malum kuvvetli bir sıcak var. Nem oranı da yüksek. Bu yüzden uyarılar da sanıyorum yapıldı değil mi? Gelecek, buraya gelecek kişilerin mutlaka tedbirli olması yönünde. O yüzden öyle saatlerine kadar bu en azından açık havada olan programların tamamlanması bekleniyor Lefkoşa için. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan burada geçici olarak temaslarını yürüteceği otelde olacak. Keza liderler de orada olacak. Özgür Özel de sanıyorum değil mi? Aynı otelde olacaklar. MHP lideri Devlet Bahçeli de orada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşme yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başka temasları da olabilir. İleri gelenlerle Kıbrıs'ta görüşmeleri olabilir. Bu temaslar oldukça önemli. Farklı noktalarda da kutlamalar, anma törenleri, bir bayram havası var Kıbrıs'ta bizim gördüğümüz. Ne eklemek istersin Betül? Şimdi biraz bu alandan bahsedelim. Çünkü sen de söyledin, liderler hareket etti. İlk tören alanından ayrılıyorlar. Buraya, bulunduğumuz bu noktaya doğru geliyorlar. Bulunduğumuz noktanın adını bir kez daha söyleyelim. Doktor Fazıl Küçük Bulvarı burası ve her sene burada kutlanıyor. Aslında resmi geçit törenleri burada yapılıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. İlk olarak buraya geldikten sonra liderler yine Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Önder Aksakal gibi isimler buraya geldikten sonra burada bir İstiklal Marşı okunacak. Ardından bayraklar gönlere çekilecek ve akabinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayraklar teslim edilecek ve böylece burada törenler ilk liderler üzerinde törenler başlamış olacak ve akabinde de burada da resmi geçit töreni olacak. Askerler olacak, bandolar olacak, hazırlıklarını yapıyor, görüyoruz bunları. O resmi geçit töreni tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akabinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yapacak ve burada mesaj verecekler. Evet, yavaş yavaş gelmeye başladılar. Yavaş yavaş hareketlilik başladı. Liderler buraya doğru peyderpey geliyorlar. Yani artık burada törenin de başlaması için birkaç dakika kaldı. Biz de dilerseniz yavaş yavaş toparlayalım. Sözü bir kez daha İstanbul'a bırakalım. Buradaki mesajları dinleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, buradaki törenleri takip edelim. Daha sonra yine birlikte olmak üzere sözü bir kez daha size bırakalım.